the National Science Foundation, where discoveries begin. Bildiğimiz dünyanın altında, gözlerden uzakta ve zamanda kaybolmuş başka dünyalar gizleniyor. Ama bazen geçmişin izleri sayesinde kayıp bir dünyaya göz atabiliriz. Kesinlikle bir kafatasımız var Altı Sağ. Ne düşünüyorsun? Bir şey demek zor. Belki aşağıdaki... Bu hikaye tanımlanamayan kemiklerin keşfiyle başlıyor. Peki ne biliyoruz? Çökelti alan mı? Neobrara formasyonunun... Bir paleontologlar ekibi bu kemiklerin neye ait olduğunu anlamaya çalışacak. Demek ki zamanımız kısıtlı. Kemikler bugün çiftliklerle kaplı olan Kansas'ta keşfedildi. Ama Kansas bir zamanlar... büyük bir denizin dibindeydi. Bu 82 milyon yıl önceydi. Dinozorların devriydi. Ama dünya üzerinde başka bir devler dünyası daha vardı. Batık bir dünya. Dev sürüngenler, inanılmaz yaratıklarla dolu denizlere hükmediyordu. Bunlar... bütün zamanların en tehlikeli denizleriydi. Hiçbir canlı güvende değildi. Deniz canavarları, tarih öncesi bir macera. Büyük deniz sürüngenleri uzun bir süre önce yok oldu. Ama hala deniz canavarlarıyla karşılaşabiliriz. Uzak geçmiş, hiçliğin ortasından geri geliyor. Bilim insanları sadece eski bir canlının fosilini bulmayı değil, kemiklerine kaydedilmiş bir hikaye bulmayı da ümit ediyorlar. Aletlerini al. Yağmur kireç taşının bir kısmını götürmüş ve onu ortaya çıkarmış. Bu harika. Hadi onu tanımlayalım. Bu özel bir şey olarak dikkatlerini çekiyor. Ender bulunan
Dolly Corinkops, kısa adıyla Dolly. O, geç Kretese döneminden bir deniz sürüngeniydi. Yunus'tan biraz daha büyük ve hızlı bir yüzücüydü. Kemiklerin anlatabileceklerini ortaya çıkarmak için araştırmacılar deniz sürüngenlerine dair bütün bildiklerine başvuruyorlar. Evet, bir Hesperornis'e benziyor. Fosilleri 10 yıllardır dünyanın dört bir yanında bulunuyor. Emin değilim, 10 metreden uzun olabilir. Evet, laboratuvardaki malzemeler de aynı sonucu verdi. Bu bulgular ekibin Dolly'nin hikayesini oluşturmasına ve denizlerdeki 103'ünü canlandırmalarına yardımcı olacak. Dolly'nin dünyası bizimkinden birçok yönden aşırı farklıydı. İklim daha sıcaktı. Deniz seviyeleri daha yüksekti ve daha fazla karasular altındaydı. Bu Dolly, Kuzey Amerika'yı ortadan ikiye bölen dev bir iç denizde yaşıyordu. Deniz sürüngenleri o zamanlar bir adalar topluluğu olan Avrupa'nın sularında ve dünya okyanuslarında bulunuyordu. Zamanla soyları tükenirken deniz çekilmeye başladı ve geniş deniz yatakları ortaya çıktı. Her kıtada eski okyanuslardan kalma fosiller vardı. Güney Avustralya, 2002. Avustralya çöllerindeki bir keşif, yine mi aynısında? Dolly'nin hayatının nasıl başlamış olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Evet, burada uzun süredir kazı yaparız. Görünüşe göre son derece tutarlı bir dağılım var. Burada bulduğumuz fosillerin %95'i ergenlere ait. Bir bölgede bu kadar küçük kemiğin olması, deniz sürüngenlerinin doğurmak için güvenli sığlıklarda toplandıklarını gösteriyor. Ve Kuzey Amerika'da Dolly'nin hikayesi ortaya çıkmaya başlıyor. Sığ sulardaki canlılardan birinin hamile bir Dolly Corinkops olduğunu düşünün. 45 santimetrelik bir erkek doğuruyor. Rengi aynı annesi gibi. Ve o bir de dişi. Daha koyu renkli, gözlerinin altında açık renkli lekeler var. Biz onun hayatını izleyeceğiz. O ve kız kardeşi hava soluyorlar. İçgüdüleri onlara dünyadaki ilk dakikalarında ne yapmaları gerektiğini söylüyor. İki kardeş ilk andan itibaren gelecekte sığ sulardan tehlikeli denizlere geçecekleri zaman ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmeye başlıyor. Eğer dişi tehlikeleri atlatabilirse bir gün buraya dönüp yavrulayacak. Şimdiden yemek rekabetiyle karşılaşıyor. Bu Hesperonis. Uçamayan bir kuş. Keskin dişlerle dolu bir gagası var. Ve Styxosaurus, Dolly'lerin süper uzun boyunlu, uzak bir kuzeni. Yetişkinlerinin boyu 11 metreyi geçebiliyor. Bunun yarısından fazlasını boyunları oluşturuyor. Şekli onu hantal bir yüzücü yapsa da balık yakalamak için ideal. Küçük Dolly kısa bir süre sonra hareket etmek için kabuklarından su püskürten canlılarla karşılaşıyor. Onlara amonit deniyor ve eski denizler
amonit denen bu canlılarla kaplıydı. Kaya sertliğinde zırhlarına ek olarak başka bir savunma yöntemleri de olabilir. Bu küçük dişi gibi çok yaklaşırsanız bütün yüzünüz mürekkep olur. Ama bu canı atıştırmalık isteyen genç Platycarpus'u durdurmuyor. Bir zamanlar çok sayıda amonit yaşadığından fosilleri sık sık bulunurdu. Texas'taki yol yapım ekibi tarafından bile. Orta Texas, 1980. Amonitler, bir sürü. Çok amonit türü vardır ve bunların çoğunun da hangi dönemlerde yaşadığını biliyoruz. Fosilleri tarih işaretleri gibi. Onları diğer amonitlerden kıvrımlı kaburgalarıyla ayırt edebilirsiniz. Bir amoniti teşhis ederseniz civardaki daha az görülen türlerin fosillerini de tarihlendirebilirsiniz. Bu sayede dorilerin deniz sürüngenlerinin uzun tarihindeki yerini buluyoruz. Her şey yaklaşık 250 milyon yıl kadar önce Triyasik dönemde denize geçen kara sürüngenleriyle başladı. Önce yapışık parmaklı, sonra da paletimsi ayaklar geliştirdi. Bazılarında zırh da ortaya çıktı. Derinlerde görebilmek için bazılarının gözleri yemek tabağı büyüklüğüne erişti. En tehlikeli yırtıcılar, dinozor çağının sonlarına doğru geç Kretasa döneminde devasa boyutlarıyla ve artan güçleriyle zirveye ulaştı. Tam olarak Dolichorhynchops'un yaşadığı dönemde. Aylar geçti. Dişi ve kardeşi şimdi ergenliğe eriştiler. Ama hala sığ suların güvenli ortamındalar ve denizin dev yırtıcılarından habersizler. Şimdilik en sevdikleri avlarını yakalama sanatında ustalaşıyorlar. Enkodus adında ringa benzeri bir balık. Derken bir gün doliler için her şey değişiyor. Enkodusların açık denize göçünü tetikleyen şey belki de mevsimsel değişikliklerdir. Doliler ana besin kaynaklarını takip etmek zorundalar. Bu da genç dişiyle kardeşinin annelerinin peşinde sığ sulardan batı iç denizine doğru hayatlarının yolculuğuna çıkmaları anlamına geliyor. Bu deniz yaklaşık Akdeniz büyüklüğünde. Ve sadece 100 metre kadar derinlikte. Ama ileride bir yerde dev yırtıcılar var. Batı Kansas, 1918. Bunu bir zamanlar yüzdükleri yerdeki katmanlı toprağın yırtıcıların kalıntılarını dev bir mezarlık gibi korumasından biliyoruz. Rüzgar ve yağmur içindekileri yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Önemli bir keşif Orta Batı Amerika'nın öncü fosil toplayıcıları Charles Stonberg ve oğulları tarafından yapıldı. Başka kimse anlayıp zarar vermesin diye üstünü kapattım. Evet. Kafatası bir tür tilozorunki gibiydi ama çok büyük. Levi, kuyruğun olması gereken yere bak. Bu, dorilerin derin sularda karşılaşabileceği türden bir canlıydı. Zumbara benzeyen bir şey var mı diye bakar mısın? Tehlikelerle dolu sularda.
Tussaud Teutis devasa bir avcıydı. Aynı günümüzün dev mürekkep balığı gibi. Boyu 10 metreye erişirdi ve iç denizde çok sayıda bulunurdu. Daha küçük avlarla yetinen Platycarpus'un saldıramayacağı kadar büyüktü. Platycarpus da kendi çapında vahşiydi. Ama daha büyük akrabasıyla Sternberglerin bulduğu yaratıkla aynı ligde değildi. İkisi karşılaştırılamazdı bile. Keşfettikleri canavarla çok az okyanus yırtıcısı boy ölçüşebilirdi. Sanırım burada küçük bir kuyruk omuru buldum. Alt uzuv kemikleri olabilir. Yüzgecin parçası. Kafatası burada. Yüzgeç de orada. Kuyruk omuru orada. Bu arkadaş devasa boyutta olabilir. Düşmanı olmayan bir devdi. Tylosaurus adında büyük bir sürüngen. Bütün çağların en büyük ve en vahşi yırtıcılarından biri. Yakın bir akrabasının fosili bize daha fazlasını anlatıyor. Bir şey bulabildin mi? Burada inanılmaz bir şey bulduk. Kesinlikle şunlara bak. Dalga geçmiyorum. Gözleri Greyfoot iriliğindeydi. Şunlara bak, bu inanılmaz. Ne bulduğumuza bakın. Çenesi ve damağı koni şekilli dişlerle doluydu. Öyle mi? Avı kavramak için mükemmel. Tylosauruslar orada bir yerdeydi. Ama daha kolay rastlanan başka yırtıcılar da vardı. Zifactinus bir balık için dev gibiydi. 6 metreye ulaşıyordu. Küçük dişi Dolly'nin iki katından büyük olan bu avcı çok hızlı öldürebilen bir katildi ve o gün biri öldü. Batı Kansas, 1952. Charles Sternberg'in oğlu George'un Kansas'ın çorak arazilerinde çıkardığı bir fosil sayesinde neler olduğunu biliyoruz. Bay Sternberg, sizi gazeteden aramıştım. Bulduğunuz şey hakkında çok konuşuluyor. Gelebildiğinize sevindim. Teşekkür ederim. Bayağı büyük bir balık yakaladık. Peki bu tam olarak nedir? Bu 4 metrelik bir Zifactinus ama daha fazlası var. Fosili çıkarırken kaburgalarının altında bir şey fark ettim. Bir omur buldum ve devam ettim. İçinde eksiksiz bir... Evet, hayvan olduğu ortaya çıktı, bakın. Kurban 2 metre boyundaki Glycus balığıydı. Öyle büyük bir lokma ki onu yutmak Zifactinus'u öldürmüş. Oburluğun tarih öncesi bir kurbanı. Haftalar geçer. Doliler şimdi kıyılardan çok uzaktadır. Gecenin büyülü bir havaya büründürdüğü denizde dolaşırlar. Mikroskopik planktonlar ürkütücü bir parlaklık saçıyor.
Enkodus karanlıkta dinleniyor. Tam olarak uykuda değil. Aşağısı düz kabuklu amonitlerle dolu. Doliler avcılara karşın gözlerini dört açmış durumdalar. Ve bir avcı onların hayatını değiştirmek üzere. Kuzey Dakota, 1995. Burada yüzlerce köpek balığı dişi var. Fosil peşinde geçen uzun bir günden sonra iki amatör toplayıcı bol miktarda köpek balığı dişi buluyor. Bunlardan dünyanın her yerinde çok fazla bulundu. Deniz canavarları çağında çok bol köpek balığı yaşadığı açık. Cretoxyrhina günümüzün büyük beyazı kadar büyük ve ölümcül. Jilet keskinliğindeki dişleriyle kurbanlarını kıymaya çeviriyor. Kafatasındaki yaralara bak. Bunlar kesinlikle bir ısırığın izleri. İskeletin her yerine dağılmış çok sayıda yara izi var, hasar var. Hollanda'daki bir taş ocağında köpek balıklarının en büyük deniz sürüngenlerini bile yediklerinin kanıtı bulundu. Kemiklerinin üstünde diş izlerini bırakmışlardı. Dişi ve kardeşi izleniyor. Ama hedef anneleri oluyor. Anneleri artık yok. Ama daha bitmedi. Daha küçük bir köpek balığı dişinin peşine düşüyor. Yaralanıyor. Ama ilk saldırıyı atlatıyor. Belki de köpek balığı o kadar şanslı değildi. Yarası iyileşecek. Ama yüzgecinde daima bir köpek balığı dişi taşıyacak. İki genç şimdi tek başlarına devam etmeli. Dişi ve kardeşi eğer yaşamak istiyorlarsa yiyecek bulmalı ve iç denizin açıklıklarına doğru ilerlemeliler. Sonunda tanıdık bir şey görüyorlar. Bir Enkodus sürüsü. Peşlerinde diğer doliler. Müzik
ve uçamayan Hesperonistler var. Ama denizde hemen hemen her şey bir Tyrannosaurus için yemektir. Bu karnı doluyken ölmüş. Evet, Hesperonis gibi görünüyor. Bir pelikan kadar büyük, belki daha da büyük. Tek bir Tyrannosaurus'un midesindekiler korkunç iştahını ortaya çıkarıyor. Bu 1,5-2 metrelik bir teleost balığının kemiğine benziyor. Burada küçük bir mozazor kemiğimiz var. Herhalde bir timsah boyutlarında. Ve görünen o ki bir köpek balığını yutmuş. Bu arkadaş çok aç gözlüdür. Yolculuk haftalarca devam ediyor. Dişinin yüzgeci ağır ağır iyileşiyor. Saplanan dişin çevresi yara dokusuyla kaplanmış. Dişi potansiyel bir öğünün peşine takılıyor. Bir mürekkep balığı. Biri deniz yıldızlarının tarih öncesi akrabaları olan krinoidlerin arasına kaçıyor. Belki de akıntılar onları deniz tabanından yukarıya taşıdı. Dişi doğrudan dev canavarın görüş alanına giriyor. Eğer iskeletin açıkta kalan bütün parçalarını kafatasından kuyruğa kadar birleştirirsen yaklaşık 9 metrelik bir boyu var. Evet. Midesinde bir şey var. Canavarın kaburgaları arasına hapsolmuş son öğününü buluyorlar. Doliler hızlı olduklarından bir Tyrannosaurus'un tek şansı onları gafil avlamak. Dişi kaçıyor. Ama kardeşi yaklaşan tehlikeyi göremiyor. Sternbergler iki tarih öncesi canlının kesişen ve zamanda donan hikayelerini keşfettiler. Ama yırtıcı hayvan neden doliyi yedikten bu kadar kısa süre sonra öldü? Tyrannosaurus'lar büyük olasılıkla bölgelerine sahip çıkan saldırgan canlılardı. Birbirlerine karşı bile. Belki de karşısına daha yaşlı bir Tyrannosaurus çıkmıştı. Genç Tyrannosaurus tehdit altında ve midesindeki büyük öğün yüzünden hızlı hareket edemiyor. Dişi Dolly unutuldu.
Genç Tyrannosaurus ölümcül bir yara aldı. Ama hikayesi henüz bitmedi. Son kaderi taşa kaydedildi. Fosilin yakınında bir köpek balığı dişi var. Şuna bak. Dişi diğerleriyle birlikte devam ediyor. Az sonra ziyafet başlayacak. Genç Dolly annesinin ve kardeşinin ölümlerini gördü. Ama hayatta kaldı. Deniz sürüngenleri her sene doğum için sığlıklarda bir araya geliyor. Aralarında yaralı yüzgeçli Dolly de var. O artık bir yetişkin. Yolculuğunu tamamladı ve doğduğu sulara geri döndü. Ve birkaç mevsim sonra anne oluyor. Yavruları büyüyüp güçlenecek. Ve bir gün iç denizde kendi yolculuklarına çıkacaklar. Günler ve aylar geçerken hayat devam ediyor. Sayısız torununun büyüyüp kendi hayat yolculuklarına çıktıklarını görüyor. Sonunda annenin göçü tamamlayamadığı bir yıl geliyor. Sakin bir günde, yaşlılık bedenini zayıf düşürdüğünde hayatı sessizce son buluyor. Günler, geceler ve mevsimler milyonlarca yıl boyunca geçiyor ve o rahatsız edilmeden yatıyor. Deniz seviyeleri yükselip alçalıyor. Dünyanın dört bir yanında kıtalar kayıyor. Volkanik etkinlik dünyanın yüzünü değiştiriyor. Yeni türler ortaya çıkıyor. Deniz canavarlarının sonuncularının da aralarında olduğu eski türler yok oluyor. Değişim geçiren yüzeyin altında büyük okyanus sürüngenlerinin kalıntıları zamanla kaya içine işleniyor. Ve ortaya çıkarılana kadar saklı kalıyor. Bu sefer bir yaz yağmuruyla. Eğer bu düşündüğüm şeyse böyle bir şeyi en son 1952'de Bonner bulmuştu. Bu eksiksiz bir fosil olabilir. Nasıl çıkaracağız? Bütün olarak kalıbını alıp çıkarabiliriz. Hey, şuna bir bakın. Arka yüzgeçlerinin birinde alışılmadık bir şey vardı. Kemiklerin arasında bir köpek balığı dişi vardı. Dolly Corinne Copse
82 milyon yıl sonra hikayesini anlatmak için geri döndü. Dünyanın katmanlarının içinde hala gömülü bekleyen sayısız canlı var. Onları bulmamızı bekliyorlar. Dünyamızın onlara ait olduğu zamanların hikayesini anlatmamızı bekliyorlar.